Canım dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli poğaça tarif veriyorum. Bir su bardağı süt, bir su bardağı yarısı sıvı yağ, yarısı zeytinyağı, bir kase yoğurt, 2 yemek kaşığı şeker, bir paket kuru pakmaya, 2 tane yumurta, yumurtanın birisinin sarısı üzerine olacak. Bir su bardağı su, bir tutam tuz, bir tutam kırmızı toz biber, 2 tane soğan, 3 tane patates, 3 su bardağı unum var. İlk önce mayamı kabıma alıyorum. Ilık suyla birlikte bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Şekerimden de atıyorum üzerine. Şeker de birlikte fermente olacak. Daha güzel kabarması için. İyice karıştırdım mayamı ve şekerimi, suyumu. Bir 10 dakika bekletiyorum üzerini kapatıp. Şimdi gördüğünüz gibi iyice fermente oldu mayam. Kalan suyumu ekliyorum içerisine. Sütümü ekliyorum. Bütün malzemelerimi ekleyeceğim tek tek. Sıvı yağımı ve zeytinyağım karışıktı, onu ekledim. Yoğurdumu ekliyorum. Şöyle. Yoğurdumu da ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum. Şimdi yumurtamı kıracağım içerisine. Söylemiştim daha önceden de. Bir tanesini, yumurtamın beyazını içine, sarısını üzeri için ayırıyorum. Hem böylelikle israf olmuş olmuyor. Şöyle ayırdım. Şöyle hafif bir karıştırdıktan sonra makineme koyacağım. Önce biraz un koyuyorum. Unumu önceden elemiştim. Yine dediğim gibi unumuzu kontrollü koyalım. Pardon. Şimdi makineme şöyle yoğurmaya başlayacak. Makinemi kapattım. Ununu kontrol edeceğim. Kıvamını. Kıvamı biraz cıvık. Tekrardan un ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi hep kontrollüyüm. Size kontrolüsünüz Hatice Hanım. Her zaman. Temkinli ve kontrollüyüm de. Hayatta böyle olursam iyi olur. Tekrar yoğurmaya başlıyorum. Evet, makinem yoğurmaya devam ediyor. Hamurumuz iyice yoğruldu. Bir de elimde yoğurmak istiyorum. Tezgahın üzerinde. Şimdi makineden alacağım. Gördüğünüz gibi kıvam çok güzel oldu. Harika. Ele yapışmıyor. 5 bardak un gitti normalde. Şimdi kapağı üzerine bir kapak kapatıyorum. Ve kabarması için güneşe bırakacağım. Poğaça hamurum yoğrulurken iç harcını hazırlıyorum. Önce soğanımı ince ince doğruyorum. Şöyle ince bir şekilde doğrayın. Ben pişirerek yapıyorum iç harcını. Patateslerimi haşladım. Rendeleyeceğim onları da. Soğanımı da çok az bir yağda kavurmak istiyorum. İnce ince doğradım. Patatesimi de rendeliyorum. Yağda önce biraz kavurmak istiyorum. Şimdi soğanımı kavuracağım. Yağımı tavaya aldım. Yağım iyice kızdı. Gördüğünüz gibi. Bayağı bayağı sinirlenmiş. Evet. Şöyle kavuracağım. Soğanım pembeleştikten sonra rendelediğim patateslerin içine atacağım. Benim patateslerimi ilave ettim. Patateslerle birlikte iyice kavuruyorum.
Baharatlarını ekliyorum. İyice kavruldu soğanla birlikte. Patatesim. Karabiber ekledim. Kırmızı toz biber ekliyorum. Acı severseniz pul biber ekleyebilirsiniz. Tuz ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. İyi şey Hatice Hanım. Hep beraber inşallah. Karabiber atınca karabiber böyle hapşırtıyor. Ama elimde karı tavlum vardı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok az da salça atıyorum. Renklendirsin diye. Hem güzel bir lezzet veriyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yarım saat 45 dakika kadar dinlendi. İyice kabardı. Kıvamı çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Ve şimdi tezgahımı yağladım. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Şöyle size göstereyim. Biraz uzağa götürdüm kameradan. Elinizi sık sık yağlarsanız hamuru daha kolay alırsınız. Yağlı tezgahıma hamurumu aldım. Elimi iyice yağlıyorum. Ve hamurumun havasını çıkartıyorum. Kabarmıştı biliyorsunuz. Şöyle iyice havasını çıkartın. Havası çıktıktan sonra şöyle rulo halinde uzatıp bezeler şeklinde keseceksiniz. Rulo şeklinde yaptım. Şimdi beze yapmak için şöyle küçük küçük parçalara ayırıyorum. Siz de böyle yaparsanız daha kolay olur. Tabi büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü. Biliyorsunuz tepside de kabaracak, fırında da kabaracak. Beze yaparken ayarlamak istiyorum büyüklüğünü. Şöyle rastgele şu anda kesiyorum. Hepsini kestim. Büyüklü küçüklü oldu. Beze yaparken onu ayarlamayı düşünüyorum. Şöyle bezeler halinde yapıyorum. Büyükse kopartıp diğerine koyacağım parçaları. Hepsini böyle tamamlayın. Şimdi tüm hamurlarımı beze yaptım. Şöyle elimle açıyorum. Dediğim gibi büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayın. Şöyle iç harcım var. Hazırladığım çok nefis oldu. İsterseniz içerisine maydanoz koyabilirsiniz. Dereotu koyabilirsiniz. Karabiber. Değişik baharatlar koymak arzunuza kalmış. Şöyle kapatıyorum. İsterseniz de şöyle bir aparatım var. Aparatla uçlarına şekil veriyorum. Şöyle görmeniz için çevirdim. Tüm bezelerimi böyle yapacağım. Yağlı kağıtı koyduğum tepsime diziyorum. Şimdi bir tane de değişik modelimi göstereceğim size. Yuvarlak yuvarlak yapacağım. Bu da çok güzel oluyor. İçine peynir koyabilirsiniz, kıyma, kaşar. Her şeyi koyabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şöyle çevireyim. İçerisine koydum patatesi. Şöyle bohça şeklinde topluyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Böyle de bir model yapabilirsiniz. Bir tane daha yuvarlak göstereyim. Birinci tepsimiz bitti. İki tepsi çıkıyor poğaça. Diğer tepsiye başlayacağım. İkinci tepsimi de şöyle göstereyim size. Aynı şekilde yapıyorum. Bu poğaça hamurundan birkaç tane tarif yapabilirsiniz. İki ölçü yoğurursunuz. Katmer yapabilirsiniz tahinli. Zeytinli olur, dereotlu, maydanozlu olur. Çeşit çeşit yapma şansınız var.
Poğaçalarım hazır. Şöyle iki tepsi oldular. Şimdi yumurtasını süreceğim üzerine. Ben yumurtaya birkaç damla zeytinyağı damlatıyorum. Zeytinyağı koyarsanız yumurtayı üzerine sürdüğünüzde çok güzel parlak şekilde olur. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Her yerine gelecek miktarda süreceksiniz şöyle tek tek. Her yerine sürdüm bütün poğaçalarımı. Şimdi üzerlerine çörek otu atıyorum. Piştiği zaman çok güzel bir koku veriyor çörek otu. Poğaçalara çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Poğaçalarımın yumurtalarını sürdüm. Çörek otlarının üzerlerine attım. Şimdi tepside 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Sonra 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar. Poğaçalarım çok güzel pişti. Fırından çıktılar. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Biraz sıcaklar, onun için maşayla almıyorum. Elim yanıyor. Şöyle hızlı hızlı koymak istedim. İki model yapmıştım. Şimdi size bir tanesinin içine açıp göstereceğim. Şöyle çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi puf puf. Şöyle içini açıyorum. Bakın harika oldu içerisi. Hamur değil. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.